Merhabalar, hoş geldiniz. Hızlıca bu anketin sonuçlarına bakalım isterseniz. Çünkü birazcık uzun sürecek gibi 120'nin üzerinde yorum gelmiş. 409'da oy var. Çok teşekkür ederim oy veren herkese, katılan herkese, kanalda aktif olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. O Rumble'da döneceğini düşündüğünüz güreşçi kim demiştim. Ama bunu bir kere daha hatırlatıyorum. Döneceğini düşündüğün, dönmesini istediğin değil. 100, 100 değil, 409 kişinin 200'ü falan gitmiş Ece oy vermiş. %46. Demek ki Edge'in dönmesini gerçekten çok istiyorlar. John %22'li ile ikinci sırada. Üçüncü sırada Brock Lesnar var %14. İlginç olan ne biliyor musunuz işte ötekiler. Çünkü dördüncü sırada CM Punk %13. Rock en sonda %5. Rakın ya demek ki CM Punk'ın gelmesi trollük falan yapılmadıysa Rock'tan daha büyük bir ihtimal olarak görülüyor. Sizce öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Wrestlemania seyirciyle yapılacak biliyorsunuz ki. Ve bu belki Drak'ın geri dönmesi için bir sebep olabilir mi acaba? Gelip Rumble'ı kazanıp ondan sonra da ana kemere falan gider mi? Göreceğiz bunların hepsini. Ama genel olarak söylediğim Edge %46 ile kesin dönecek diyor yani. Kanalın yarısı neredeyse yarısı kanalın değil oy verenlerin. Kanal daha büyük çünkü 400'den. <laughs> oy verenlerin yarısı neredeyse Edge demiş. Bakalım. Bunların tahminlerini de ben Önümüzdeki hafta pazar olması lazım. Tam Royal Rumble günü. Bir aksilik olmazsa zaten Royal Rumble haftasında olacağız biliyorsunuz. Son günde bir böyle genel maçlar ve Royal Rumble ile ilgili tahminlerimi paylaştım. Bu tarz böyle bir etkileşimli bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi onu yollayalım. Sen bay bay sen gel bakalım. Şimdi hepsini okuyamayabilirim. O yüzden atladıklarım olursa kusura bakmasın. Çünkü bu hepsini okumaya böyle dönerse İnşallah kanal büyür. Büyüdükçe de siz de daha çok şey yazacaksınız ama yetişemeyebilirim. Geçen de zaten canlı yayında zor yetiştim. Cidden ben 10 kişi 15 kişi gelsin iyi diyordum. 50 60'ları buldu. Çok mutlu oldum ya. Allah güzeldi. Teşekkürler katılan herkese. Çağan Karadağ demiş ki bayağı da uzun yazmış. WWE'nin düşük reytinglerden dolayı John geleceğini düşünüyorum. Ama SmackDown'a değil de Rava ilerler. Zaten Jansina da biliyorsunuz resim bu reklamlarında falan dönmeye başladı. O gelecek. Rumble'da mı gelir ilerisinde mi bilmiyorum ama gelecek o yani. Çünkü Rod McIntyre Randy'den sonra rakip araması hmm. en sonunda da Goldberg koyması endeki çaresizliğin göstergesi. Aynı fikirdeyim. Edge geri dönse de kurtaramaz. Çünkü her aybaşı Edge'i getirip koyarsa saçma olur. Ve Randy Orton ile ya da herhangi bir kemer fiyoduna girerse WWE taşıyamaz. Drak Brock Lesnar, CM Punk gibi isimler dönecek olursa part time güreşecek isimlerdir. Seyircisiz bir ortam. Brock Lesnar bu arada artık bir part time de şöyle tam bir görebilsek. Ama artık iş işten geçti gibi sanki. Seyircisi bir ortamda da part time güreşmek insanı bekleyebileceği bir şey değil. Aynen öyle. Of geriye John Cena kalıyor. Zaten John da girerse WrestleMania 2 main event olursa birinde John Cena olacağını düşünüyorum. Olabilir. Nici parda sapmaz demiş. Edge'in Edge, dönme, Edge dönmesi bence kesin. Ortında yarım kalan feudları var. Punk ve Rock seyircili ortamda dönerler. İkinci bir ihtimalle Lezzer dönebilir demiş. Pro Gamer'ış döneceğini düşünüyorum. Geri dönerse hiç kemer almasın. Abi geri dönecek ama Rumble kazanırsa kazanabilir mi? Bence kazanabilir dönerse yani. Siampunk yorumları var yine. Serkan Hacı Ömeroğlu kardeşim sağ olasın. <laughs> Kompozisyon yazmışsın. Bakalım. Edge'in geleceğini düşünmüyorum. Çünkü adam 2012'den bu yana bu yıla kadar 3 maça çıkmış. Büyük de bir sakatlık geçirdi. Geri döneceğini düşünmüyorum. Cansila'nın geleceğini düşünüyorum. Çünkü hızlı ve öfkeli çekimleri yüzünden uzun süredir yoktu. Uzun süre sonra onu WWE'nin paylaştığı resim report adlı aynen videoda gördük. O da o videoda da biraz umut verdi bence Cansila döner. Rock 2003'ten beri aktif olarak güreşmiyor. Aynen part time wrestling yapıyor. Daha çok aktörlüğe yönelmiş durumda. Önceyi söyleyen bazı siteler olsa da bunu düşük bir olasılık veriyorum demiş Serkan. Brock Lesnar entertaining'i çok seven birisi değil. İşin wrestling kısmı onda daha ağır basıyor. Zaten yeteneği ne kadar sorgulanır zaten entertaining yeteneği. WrestleMania 34'te Gorilla pozisyonda <laughs> kemeri Vince'e evet fırlatarak tavrını göstermişti. Aynen öyle. Sonra geri gelip güreşse de artık WWE ile bir bağı kaldığını sanmıyorum. Onun da döneceğini düşünmüyorum. CM Punk için konuşmama gerek yok. Dönmeyecek bu kadar. Benim Maymun. <laughs> Edge ve Cena arasında kaldım. İkisi de dönebilir ama Cena daha gerçekçi geldi. The Rock ve Punk da Royal Rumble gelmemesi lazım. Başka seyircili şovlarda dönebilirler. Bakalım işte seyirci resim olacağı için bir şey yapabilirler belki. Ahmet Duran. Bence Brock Lesnar Rumble'da dönerse kesin kazanır diye düşünüyorum. Birazcık bana da öyle geliyor. Sanki dönerse kazanırmış gibi geliyor bana da. Ama bu ne kadar verimli olur devamında işte bunu düşünmek lazım Ama şunu biliyorum ki Wrestlemania 37'de dönecektir Ben de aynı fikirdeyim yani resmen 37 37'de dön Rumble'da dönmese bile Wrestlemania 37 olacak aynı fikirdeyim Seko Cena diyorum çünkü 2012 ve 2016 yılında WWE'nin kitlesini artırmıştı Ve WWE onu gözde yaptı Cena return yapıp yeniden gözde olabilir Olabilir Pro Edge'in geri döneceğini düşünüyorum. Bir de Seth Rollins'in geri döneceğini düşünüyorum. Mert Durmaz Edge'in geri döneceğini ve Edge'in WWE kemerinin yürümesini düşünüyorum. Randy Orton'a uğraşacağını düşünmüyorum. O ilerki ileriki bir zamanda devam edeceğini düşünüyorum. Çok şey düşünüyorsun Mert. Cool takıl ya hiç. Oluruna bırak bence. Burak. Burak da sıkı takipçilerden. <laughs> Sağ olasın. Edge ve John Cena kesin döner. Lesnar seyircisi dönmez. The Rock Olmaz çünkü resim Hollywood ertelendi. O zamana belki CM artık başka bir Mehmet Anıl Bayrak. Edge gelirse alır. O olmazsa da Seth veya Roman alır. Bence Shield'dan son bir şeyler göstersinler. Yani tatlı bir şey olur mu? Ama bilmiyorum. Yani, bence alamazlar. <laughs> yani. Ki zaten şey Roman şu an kemer sahibi. Rick Sanchez. Yorum yazam da videoya çıkam inşallah can baba gelir. <laughs> Erman demiş ki bence Cansen'e 2008'de 30. gelip kazandı. Yine öyle bir şeyin olmasını isterdim. Çok büyük ihtimal olmaz ama keşke olsa. Tez ki. Edge kesin döner. Bence bu resimleri Edge göreceğiz. Bana da göre geliyor. Diğer isimlerden de en olası Cena gibi geliyor. Şahsen Rock dönsün ve Roman Lefeu'da girsin isterim. Bunu çok kişi istiyor bu arada. Kağıt kılıç. T. Braun ben umarım en son Roman ile dövüştü. Umarım geri döner. Tigris Kaya. Diğerleri belki dönmeyebilir ama Edge kesin. Belki bir de Lesnar. Umut belki bir Synergy's. Sefa durak Drak olabilir. Babasının hayatını anlatan yeni filmin reklamını yapmış olur. Bak bir ihtimal yani. ihtimal Rock'ın rock arttı onu söyleyeyim. Çünkü neden resim en seyircili? Full almayacaklar seyirci bu arada. %25 gibi falan olması lazım. O bile iyi yani. Ali Taylan Kıran demiş ki Drak dönmez ama dönerse umarım Rock Bar'ım görürüz. Ve John Kenan 15. Abi ben John Cena'ya da dönmesini isterim. En azından zaten kariyerinin son günleri son bir defa daha onları bir şovda görmek isterim. Tatlı olur ya. Emirhan Dinç. Vince başlangıcını hazırlıyor. Ooh. Derin, derin konular. Mustafa Ayber Kışla. dönmesi benim için sürpriz olmaz. Lezzer farklı bir gimmickle dönerse güzel olur. Serkan Güler. Her zaman olduğu gibi Goldust ilk başta. <laughs> Edge, Sienna ve komik güreşçiler Tamam Axel cin alberto dario diyorum Ben diğerlerini biz zaten Düşünüyoruz da bu da bile şaşırtacak demiş ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını Olmayacak zaten The games day e, Punk çok zor bir ihtimal ama belki gelebilir Sienna'yı bekliyorum The Rock gelirse çok da güzel olur Siyampunk hiç unutun yani Koydum oraya ama çok Özellikle kaç kişinin buna oy vereceğini merak ettiğim için yüzdesi kaç olacak diye koydum yani CM Punk'a. Yani. Oğuz Yasin Özsoy. Oğuz 28-30 arasından döner Sina demiş. Sina'nın dönme ihtimali var ya. Ahmet Turan. Brock Lesnar döner. Ahmet ikinci yazmışsın galiba. Değil mi? Demin yukarıda da vardın. <laughs> Lesnar. Bence eğer dönerse kesinlikle Paul Heyman, Roman Reigns olayını bir yere bağlasınlar. 2-3 ay sürebilecek fiyat tatlı olabilir diye düşünüyorum. Öyle bir şey olabilir aslında. Heyman şeyinden Roman, Lesnar Lezer gelip face oluyormuş. Uf. Değil mi? Sakallı makallı bir de böyle şimdi. <laughs> İlginç. Taha Özdemir Kıran. Edge dönüp artık kemere oynarsa ratingler çok yükselir ve net bilgi Kali Roy çık. Edge'in de gelip çok aşırı ratingleri yükseltebilecek bir insan. Ya birinin şu an gelip aşırı derecede ratingleri yükseltebileceğini ben zannetmiyorum. İsmail Över Edge'in return yapıp 12. ana kemerini resim ayıda alacağını düşünüyorum. Gitgide büyüyormuşum. Sağol. Yani bayağı kül aldım bu aralar evet. <laughs> Under Legends. Kesinlikle Edge ama gelip Randy Orton La You'da girmesini istemem. İstemem yerine bence Roman'la girse daha güzel olur. Mustafa Aslan Türk arkadaşlar. Öyle Hangi gün <laughs> saatiyle nereden izleyebiliriz? Hangi gün? 31 Ocak'ta biliyorsun. 31 Ocak gece Utku çok can. Lazer'in geri döneceğini düşünüyorum. Drew'la ucu açık bir hikayeleri kaldı. Ve kenarda... Geç. Yani. Ötüken'in sayfaları. Israrla güreş istiyorsunuz. Merak etmeyin güreşe doyacaksınız zaten. <laughs> 2016'dan beri WWE izlemiyorum. Ama can sana e döner. Bartu Çeviker. Vince, Road to dönemi için Lazer'a parayı basar. Lazer de o parayı reddetmez. Rumble'a return yapar. Lazer gelebilir ya. Skira. Öyle. Edge'in hikayesi Randy'ye yenilip sonra son er, sona ermeyecek diye düşünüyorum. Hmm. Emincan Oğuz. Sanki büyük bir return olmayacakmış gibi hissediyorum. Çünkü Covid-19 dolayısıyla bu tarz isimler biraz çekingen olabilir. Umarım yanılırım. Umarım bence de yanılırsın. Okamet 0 220 0 20 Bence Edge gelebilir ve belki de Randy ile yarım kalan işini bitirebilir. Ya da kariyerine devam edebilir kemer üzerine. Burası da WWE belli olmaz. Muzaffer Yıldırım. Ben Edge verdim, Sina dönecektir büyük ihtimalle ama garanti değil. Benim gözümde Edge ise garanti dönecektir. Yuri Boyka, o Reis gelmiş. Abi bence Roman Reigns ve versus Kevin Owens maçında The Rock gelip ke kendini gösterecek. Edge Royal Rumble maçına geri dönecek. Hmm. Braun Strowman Fiend, Seth Rollins Edge demiş Recep. Edge kesinlikle gelecektir gelmeme ihtimali. Kevin'in Roman'ı yenmesine, hmm, Kevin'in Roman'ı yenmesinden bile az demiş Orhun. Ben seni seviyordum lan. Ben de seni seviyordum ama yapacak bir şey yok artık şu an. İşten geçti. Burak Lezer sosyal medya üzerinden orman fotoğrafları paylaşıyor. Bence dönmeyecek istiyor. <laughs> Olabilir. E i̇şte belli olmaz bu işler hiç. Buna bakar bazı şeyler. Smith Team. Lazer 30'dan gelip kazanıp McIntyre'dan kemeri alması. Emir Yener Yener Yener'e. Abi içimdeki his CM diyor. O hisse güvenme bence. Abi şimdi dönmesini istediğim kişi Punk ama ben garantiye oynayıp ejdeceğim demiş Ege Şahin. Mantıklı. Ben Lezler'in Rumble maçında dönüp kalabalıklaşan ringi temizlerken görmekten acayip zevk alırım ama dönmez bu isimler arasında dönmesi en muhtemel isim demiş İbrahim Yaşar. Edge'in dönüşüne kesin olarak bakıyorum. Cena Royal Rumble'da olmasa bile resim için döner. Rock 2023'te dönebilir. Lenzer'ın bir süre daha döneceğini düşünmüyorum. Oyumu Ece verdim demiş Berkezer. Şöyle bir bakalım. Ömer Dursun, Brock Lenzer demiş. Çok da sizi de sıkmak istemiyorum artık. Birazcık bu programları kısa tutabilirim bu haftadan sonra. Serhat Wrestling, John Cena ve Edge, Onur Taner, eski dost. Edge döner, Punk dönmez. Pank Döner Ev Dönmez demiş. Her zamanki gibi eğlenceli yorumlarına devam ediyor Onur Taner. <laughs> Berk Le... nasıl Döner demiş. Street Paski. o Paski. Paski Nation. <laughs> Siyan Punk adam iyi e, WWE'nin bad senaryolarına yardımcı olabilir demiş. John Cena aramızda yine. Edge daha yüksek ihtimal ancak istediğim kişi John Cena demiş bunu bilen sensin zaten. Dönecek misin bakalım bilmiyorum ama umarım dönersin. Can seneye de istiyorum artık yani. Devir öyle. Ece'nin dönmeme gibi bir ihtimali olduğunu hiç düşünmüyorum demiş Cihan Yüksel. Adın gibi evinin Rumble'da dönecek hatta 2020'de yaptığı gibi yine 21'den girebilir bilmiyorum onu. Hatta Rumble'ı bile kazanabilir diye düşünüyormuş. Lezer'da dönebilir paraya bakar demiş. Aynı benim demin dediğim gibi Cihan. Hasan Demirel Rollins demiş. Enes Burç. Tekli yıllarda return gerçekleşmez hiçbir zaman. <laughs> belli olmaz ama adamların elinde olan bir şey, şey, bu ya Böyle belli bir istatistik olarak sürekli kendini tekrarlayan bir şey değil. Bu adamların eline sonuçta. 2016 Triple H, 2018 Rey Mysterio, 2020 Edge, 2022 Siyan Bak olacağı <laughs> anlaşılıyor. Can Sena Rock demiş. Brock, Rock değil, Brock Lesnar demiş. Armageddon. Armageddon Asil scroll Edge verdim ama gelse çok yaşamam şok yaşamam demiş aynen ben de öyle düşünüyorum yani Ali Kemal siyampan kurmuş boğazım Bekliyorlar yolu ağzında demiş Mert Ağar Can Sina Lesnar ve Edge üstünden dönme ihtimali çok yüksek görüyorum ama Edge'in döneceğinden %99 eminim demiş AYZ oynardı Can Sina demiş Yusuf demiş ki Yusuf Kaynar Bak artık yanlış söylemiyorum ismini Edge <laughs> böyle bir hukuk gelişler bu arada. Edge ve Lazer döner. Sina belki rock çok zor. CM Punk dönmez dönerse vallahi çok şaşırırım. Ve saçma olur seyircisiz Rumble'da dönerse ama bence Lazer Goldberg Drew maçında dönebilir. Oradan Drew ile hesapları kapatırlar. Bence rosterdan da Set Fiend ve Brown döner demiş. Set ve Fiend'in döneceğini ben de düşünüyorum. Brown Strowman'i içinde bir şey diyemem. Daha Özdemir, Kan, et çok belli. Arda Özkan Edge kesin döner ama dönmesini istediğim Brock dönerse ringi temizler ama kazanamaz. Brock Roy Rumble'dan sonra ve önce veya önce dönecek demiş. Hmm. Yani bu arada Edge'in rastası ringe tasma mı alacaklar. <laughs> Kadınlar Rumble'ında keli keli gelebilir. Bilemem Arif Kanay. Sıla karşı demiş ki ben Brock Lesnar dedim dememin sebebi ise Edge yaşlı ve geçen yıl döndü ve harcandı. Drak çok isterim ama muhtemelen o da dönmez. Yani Brock Lesnar demişsin. Guapo. Jamoso. <gülüyor> Samojo. <gülüyor> Edge Lesnar ama Cena dönmez diye düşünüyorum. Cena Punk imkansız. Edge büyük ihtimal dönecek. Kwaiz. Kwaiz. artık nasıl okunuyorsa. Yanlışsa kusura bakma. Fat Jesus. Eş kesin dönecek ama Royal Rumble'da olmayabilir. Çünkü Royal Rumble'ı kazanamayacaksa tekrar kaybetmesi istenmez. Onun dışında Punk dönsün isterim ama seyircisi şu dönmez. Onun dışında Sandow dönse çok iyi olur. Mikrofonu Underrated ring içi de fena değil. Dönüp ana kemer ya Sen ilgili şöyle bir şey var. Sandal'ın ben eski zamanlarında böyle ilk geldiği zamanlar falan gerçekten potansiyelli bir adam olduğunu düşünüyordum. Hatta onunla ilgili köşe yazısı yazmıştım. 2012 ya da 13'tü tam hatırlamıyorum şu an. Geldiğimiz noktada birazcık yanılmışım. Her şeyi tutturamıyoruz demek ki. Ama bu her zaman benim veya benim elimde değil zaten. Güreşçilerin yani elinde de olmayabiliyor bazı şeyler. Rende arda birkaç kişi elecek sonra Edge gelip Rende elecek demiş Aras. Edge'in dönmesinden yanayım umarım döner Rumble'da. Bakman. Emirhan tekrar yazmış. Edge ve Sine dönecek. Sina'yı geçen gün tekrar gördük. Bence döner rak zor olur. Siyan Punk. Boşluk yani. Ahmet. Seni güzel keseceğim. Sen biliyorsun. <laughs> Beni öldürme ama. Ben seyirci olmayacağı için çok büyük bir dönüş beklemiyorum ama anketteki adamların dönme ihtimali en yükseklerde en, en yüksekten en düşüğe sıralamasını yaparsam 1 Edge yüksek ihtimal 2 Lesnar 3 Rock 4 Sina 5 CM Punk. Ben Rock'la Cena'nın yer değiştiririm. CM Punk'i sanmam hiç gelmez inşallah gelir demiş. Guapa Lesnar tekrar yorum. Ne demiş ünlü düşünür? Kyle'lerin Aynen. Kanada. Kanada'ya bağlımış. Ejde çok güçlü, çok zengin ve her şeyden önce bir Kanadalı. Kanadalıları seviyoruz demek. İşte bu yüzden Edge Kanadalı olmaları. Efe Berk, Aksoy, Edge sakatlıktan ayrılmıştı dönme ihtimali var. Can döneceğini zannetmiyorum ki dönse de bir şey ifade etmez. Rak dönebilir. Hepsini tek tek yorumlamışsınız. Böyle tek bir mesela hangi şıkkı oy verdiyseniz onu tam yorumlarsanız çok sevinirim bundan sonraki anketlerde. Gamer Spatuna, Edge döner. Sine umurumda değil. Rock Rumble yakışmaz bence. The Rock gibi bir adama her şey yakışır bence. Her şey derken gidip şimdi şey yakışmasın tabi. Gidip 7-24 falan almasın. Öyle bir şey yok. <laughs> Berke Ben hiçbiri demek istiyorum. Sanki Carlito geri e gelecek gibi geliyor bana. Kendisini de severim. Cool. I spin the face. I spin the face. The people who don't want to be cool. Emir Toker. Brown olabilir. Enzo Paschi geri dönecek profesyonel oyuncu. Ben geri döndüm zaten ringlere, ortamlara. Ahmet Kaan Vural. Drak, John Cena ve Sian bu senesi meda olacağına inanmıyorum. Edge Haziran ayında sakatlanmıştı. Hala iyileşmemiş olabilir. Seçenekler arasında Burak Lezzer daha gerçekçi görünüyor. Ama o da dönmezse şaşırmam. Bursa Nülfer'den selamlar demiş. Ben de Nülfer'in köşesindeyim zaten. Eskiden dedik, artık Mudanya'ya bağlandık benim oturduğum yer. Artık ortadan çıkarabilirsin neresi olduğunu. Yine %100 geri döner. Cristiano Ronaldo'nun kanalıymış orası herhalde. E kaptan E. Kaptan. Abi listede yok ama Fiend return yap aynen yapıyor sayılıyor mu bilmiyorum. Bak Fiend o yüzden ben de düşündüm aslında hani. Çok aslında hani kısa süre önce zaten gitti. Görünmüyor yani şu an. gelecek belli. Sürekli ışıkları söndürüyor bilmem ne oluyor. O yüzden tam hani diğerleri gibi bir return olmayacağı için sayıl, pek sayılmayacağı için ki o da bir sayılabilir tabii ki return olarak sayılacak Koymamı tercih ettim ki zaten sadece 5 şıkkım vardı 5 şık hakkım vardı programda göreceğiz bana kalırsa çok kişi elip return yapan biri tarafından elenecek olabilir fint fint gelip estirecek ben de aynı fikirdeyim mine verdim ama gelmeyeceğini biliyorum Büyük ihtimalle seyirciler şu gelecektir. Seyirci deyince akla 14.000 kişinin katılabileceği resim menye geliyor tabii. Hmm. Onu daha fazla olacak muhtemelen. Seyircisi bir atmosferde bunu harcamak istemezler. Aynen. Can Sinan'ın son 5'te geleceğini düşünüyorum. Güzel bir Royal olacak. Farklı bir deneyim olacak bu seferki Royal Kaptan. Demi yazmamış mıydın? Hayallerim CM Punk. olsun <laughs> Ama Edge dönecek gibi geliyor. 1-4 ikisi aynı gün yazmışsın. Sonradan fikrim değişti acaba dedim de. Satorun bir geri dönüş bekliyorum açıkçası. Edge'in de geri dönme ihtimali var ama iki tane ard arda büyük Edge dönüşü yaparlar mı bilmiyorum. Edge Fastlane veya Illumation Chamber gibi dönebilir. Janssen'e bir şey beklemiyorum açıkçası. Yani. Siyan Punk demiş geri dönüş yapacak. Emre Ünverdi Pro Wrestling. Bilkay. Uçuk bir senaryo ama seyirci, seyirci ortamda dört güreşçi de görebiliriz. Seyirci 4 güreşçiyi de Sian Punk hariç, herhalde aynen. Punk 27'den girip Rumble kazansa resim mi? Sen Punk'ı döndürmüşsün. Çok ilginç. İlginç. Mutant köpeğe de girmesin. Güzel. yardım etse bütün dünya buna inansa hayat bayramaz. Aynen. Sonunu güzel bağlamışsın. Onur Doğan kesinlikle dönecek isimler. Ryback, right Dario, Giant Gonzalez, Santino, Punk demiş. Troll bir yorum. Kaan Karakaya. Benim bu ankette oyun Brock Çünkü CM Punk bu Rumble seyircisiz olursa dönmez ve dönmemeli. Dönmemeli kısmına ben de katılıyorum. Değişik bir şey yani. CM bunu her seferinde söylüyorum ama son, son kez söyleyeyim. WWE CM Punk'a derse ki gel al bu da para. CM Punk koşa koşa gelir. Büyük ihtimalle, en çok büyük ihtimalle dönecek ama Edge'in Rumble'da dönmesini istemem bu seyirciyle ile alakalı değil. Rumble'da dönecek ihtimali büyük onun yerine resimle ye ya bir maçın sonunda dönmesi daha çok isterim. Ya şimdi şey diyorsunuz muhtemelen Edge gelecek, Edge gelecek Rumble'da kay Rumble'ı kazanamayacak o zaman ne manası var ama e, bu da bir return'ün mantığı değil ama bir şey gelsin ki bir görülsün yani. İlla kazanmasına gerek yok bence. Edge bence %99 oylanmada dönecek. Yılmaz Baydar. Sina da burada bunun özel videosunda vardı o yüzden return yapacaksa Royal Rumble da değil de Resilmeyi de yapar. Rock Royal Rumble döneceği söylenir ama hiçbir hiçbirinde dönmez. Bence de dönmeyecek. Lazer'da yüzde 90 döner bence. Punk'ın 2021'de dönme ihtimali yok. Royal Rumble'da hiç seyirci olmayacak. WWE tarihin en büyük return'ünü böyle bir ortamda yaptırmazlar. Belki SummerSlam'da Sting'in yaptığı gibi bir 5 vs 5 elimine işin maçta dönebilir demiş. Şöyle bir yayına da bakayım. Tamam. Falak'a vuran Yeniçeri Ryback'siz bir yorumun zaten beklemiyordum hiç Bu arada kimsin cidden çok merak ediyorum ya Hop ne oldu bir şey çıktı buradan dı dı dı. Bu listeye Ryback koymamak çok büyük saygısızlık Edge bırak Banko zaten Edge diyelim bakalım Friday Night Messiah Şu an Raw tarihinin en sıkıcı şovları aynen öyle mi diyeceğim ama şimdi ben uzun yıllar sonra geri dönünce bazı şeylerden sanırım sizden daha fazla keyif alıyor olabilirim. Cidden öyle. Ratingler berbat halde falan. Ben bu nedenle hem Sinan'ın hem Lazer'in geri döneceğini düşünüyorum. Lezer belki ben de bak bu iki kişinin döneceğini düşünüyorum bu şeylerde. Şıklardan. Lazer belki Royal Rumble'ı bile kazanır. Sinan United State'e oynar. Fiend Brave White. Siyan Punk veren uyuşturucu madde içip vermiştir. Bu arada bununla ilgili bir video gelecek. Şimdi birazdan şu bitsin. Son yorum zaten. Gölge medya döner ve bence eş dönerse alma ihtimali bile var. Büyük ihtimalle Randy'den sonra gelip Randy'yi eler ve feud ilerler. Hmm. Fakat Fiend olduğu için ya başka feud'a girer ya da üçlü feud olur. Düşman, <laughs> düşmanı dostumdur kafası. Yani bu da son yorumdu. Şimdi programın sonuna geldik. Buraya kadar geldiyseniz ya da ilerleti buraya şu an bakıyorsanız birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir sonraki hafta Royal Rumble haftası olduğu için anket yapmayacağım. Ama farklı tarz toplulukta böyle eğleneceğimiz güzel içerikler falan olabilir. Onun dışında zaten her güne bir video var biliyorsunuz. Her güne bir videomuz var haftanın sonunda da yine bir aksilik olması, her şeyi net bir şekilde söz, evet yapacağım, edeceğim demiyorum. Benim huyum değildir bu çünkü yapamazsam mahcup olurum ondan sonra. Pazar günü de genel artık bütün maç kartlar falan artık belli olsun kim kimle yapacak falan hani her şey net belli olsun. Ondan sonra da bir genel bir tahmin videosu ile komple Royal Rumble haftasını kapatacağız muhtemelen. Royal Rumble'dan sonra da eğer bir aksilik olmazsa bir şeyler planlıyorum yine. Bakalım hayırlısı öyle söyleyelim. Bugün cumartesi, yarın pazar günü. Pazar günü çok tatlı bir video var, güreş hikayeleri, ne o playlistine, çalma listesine ekleyebileceğim güreş hikayelerini koyacağım bir video. Güzel de bir şey olacak. Demin Dediğim gibi birazcık bu tatsız muhabbetler. Yarın görürsünüz ne videosu olacağını. Öyle söyleyeyim. Duyururum zaten. Böyle. Yani bu haftalık da anket bu şekildeydi. Anketi bu şekilde sonuçlandık. Dediğim gibi önümüzdeki hafta anket açmayacağım bir haftalık bir şey var mı sadece Royal Rumble haftasını komple Royal Rumble alacağım çünkü. Çünkü böyle bir program yapma ihtimalim olmayabilir önümüzdeki hafta. O yüzden de sözünü vermeyeyim. En iyisi yapmayayım anketi. Bir haftalık ara verelim ama ondan sonra yine bomba gibi döneceğiz. Zaten Royal Rumble haftası komple Royal Rumble'a doyacağız siz merak etmeyin yani. Öyle diyerek noktalayayım. Kaçayım ben. Kaçayım. Herkes sağlıcakla kalsın. Yine bir geri sayım yapalım hadi. Hadi gerisini yapalım. 26 olmuş bak. 26 dakika olsun. 5 4 3 2 1 Kaçtım. Bay bay.